Kardeşlerim merhaba, herkese selamlar, saygılar. Peygamberimiz bize ne verdi fakat onlar ne aldı? Geleneksel dinin takipçileri inatla Kur'an'daki bazı ayetleri konunun bağlamından saptırarak yanlış anlamaya devam ediyor ve devam etmek istiyor. Biz de tabii bu konunun doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Kur'an'daki bana en çok okunan ayetlerden iki tanesi şu anki sizinle paylaşacağım ayetler. Bana hemen birçok insan, birçok din adamı bu ayetlerin Arapçasını okur. Fakat benim ilk sorum şudur. Bu ayetlerin numarası nedir? Konu bağlamı nedir? Birçok insanın çok büyük bir çoğunluğu, %90 diyelim 5'i en az, bu ayetlerin numarasını bilmez. Ayetlerin konu bağlamında da farkında değildir. Sadece ezberlediği ayetin o bölümünü okur ama fikri bile aslında yoktur. Bakın, Haşr suresinin 7. ayeti konu bağlamından saptırılarak bana okunan ayet. Şimdi bakın arkadaşlar, Allah'ın şehir halkından elçisine ihsan ettiği şeyler, Allah'a, elçisine, yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresiz yoksullara, sokakta kalanlaradır. Neymiş? Allah'ın bir takım ihsanları varmış. Bunların alacak grup sayılıyor. Bu kişilere verilecek. Neden? Bu sizden zenginlerin arasında bir ilerleme, üstünlük olmasın diyedir. Yani zengin daha zengin olmasın diye Allah pozitif bir ayrım yaparak oradaki daha yoksul olan grupların ismini sayıp bunlara verin diyor. Niçin? Nedenini de gerekçesini de burada veriyor. Sonra elçi size neyi verirse onu alın ve sizin neden men ederse de onu yapmayın. Allah'tan sakının. Allah'ın cezalandırması sarsıcıdır. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, konunun bağlamı neymiş? Elçinin bir takım oradaki Allah'ın ihsan ettiği şeyi paylaştırması. Bunu hadislere getirmek. Buradan elçinin verdiği şeyin hadis olduğunu söylemek bilmiyorum ama en azından en hafif tabiriyle Kur'an cahilliğidir. Ayetleri lütfen dikkatlice okuyun ve düşünün. Size öğretildiği gibi değil, Allah'ın öğrettiği gibi, Allah'ın amaçladığı gibi anlamaya çalışın. Lütfen 1. ayetten 9. ayete kadar ki sonrasında da bu konu devam eder. Konu tamamen budur. Orada yapılan savaş ve savaşın neticesinde geri gelen bir gelir, o gelirin paylaşılması ve buna karşı çıkılması ile alakalıdır. Buna karşı çıkmayın, elçiye itaat edin. Elçinin size verdiği şeyi alın ve niçin? Allah'a ve elçisine yardım etmek. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk aramaları sebebiyle mallarından edilen, yurtlarından sürülen muhacirlerin muhtaçları içindir. İşte bunlar sadakat gösterenlerdir. Gördüğünüz gibi o pay daha muhtaç olan, malından mülkünden edilen insanlara paylaştırmak için buna karşı çıkmayın diyor. Konu bağlamı demek ki hadisler değil. Peygamberin verdiği şey hadisler değil. Neymiş? Oradaki ganimetin paylaştırılması. Bunu hadislerdir diyerekten bu ayetleri birilerine okumak en hafif tabiriyle Kur'an cahilliğidir. Kur'an'ı bilmemektir. Konu bağlamını da çarpıtmaktır. Şimdi ikinci okunan ayet de bana en çok okunan ayetlerden. Şimdi Necm suresi 3. ayet ve 4. ayet. Arkadaşınız Muhammed, arkadaşınız ne saptı ne de azdı. Ne de kendi kişisel arzusundan konuşmaktadır. O ancak bildirilen bir vahiydir. Şimdi güzel arkadaş, bunu bana okuyan arkadaşlar, bunu diğerlerine, insanlara aktaran arkadaşlar. Şimdi peygamberin konuşması vahiydir derseniz, eğer 10. ayeti ne yapacaksınız? Bakın. Ve sonra kuluna ne bildirilecekse onu vahyetti. Kuluna, yani Allah'ın kuluna, oradaki vahyeden Allah'ın ayetlerini vahyediyor. Çok açık bir konu. 1. ayetten 10. ayete kadar dikkatli bir şey okursanız, doğal olarak bu ayetlerin Allah'ın vahyettiği, diğer insanların peygamberin saptığı, azdığı, kendisi uydurduğu iddiasına verilen bir cevap. Kur'an'ın bir cevabı. O azmadı, o sapmadı. Ne yaptı? Allah'ın vahyini kendisine aktarılan vahyi size aktardı. O vahyedilen bir vahiydir. Dolayısıyla bu ayetleri dikkatli değerlendirildiğinde peygamberin şahsi konuşmaları kastedilmez. Birçok insana tuhaf gelecektir ama peygamberin şahsi konuşmaları da vahiy olarak kabul ediliyor Ehl-i Sünnet'e göre. Gayrimetlu vahiy. İnşallah bu konuda yakında bir videom olacak. Orada delilleriyle göstereceğim. Böyle bir vahiy türü arkadaşlar yok. Olsa bile hiçbir Müslümanın sorumlu tutulmayacağı bir türdür. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Şimdi gelelim Kur'an'ın diğer ayetlerine. İsra 73. Başka bir şey uydurup
bize yakıştırman için neredeyse seni vahyettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. O zaman da seni dost edineceklerdi. Gördüğünüz gibi başka bir şey uydurup peygamberin sözleri eğer vahiy ise, ağzından çıkan vahiy ise bu ayetler o zaman ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi Hakka, en dipteki Hakka 44, 45, 46 dikkatli bir şekilde okuyun. O bize bazı sözleri yakıştırsa, eğer gayrimeddu vahiy bazı sözleri Allah'a yakıştırmaksa tam olarak da burada eleştirilen bu. Biz onu kuvvetle yakalar, sonra vahiy keserdik. Gördüğünüz gibi Kur'an'da kastedilen şey peygamberin şahsi konuşmaları değil, bizzat Allah'ın vahyettiği şeydir. Şimdi en önemli bence konu hakkındaki ayet şu. Al-İmran 79. Allah'ın kendisine kitap, bilgelik, peygamberlik verdiği hiçbir insan Allah'tan sonra bana kulluk edinin diye halkı kendisine çağırmaz. Kendi sözlerine, kendi söylemlerine, kendi fikirlerine çağırmaz. Ne yapar? Aksine öğrettiğiniz kitap gereğince kendisini Rabbine adayan kullar olun der. Elçiler dahil olmak üzere bütün inananlar Allah'ın vahyine insanları çağırırlar. Kendilerine çağırmazlar. Kendi fikirlerine çağırmazlar. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz. İnandığınız kitaba göre kul olun. İnandığınız kitaba bakın. İnandığınız kitap ne sözü söylüyorsa ona uymak zorundasınız. Kasas 87. Sana indirildikten sonra seni Allah'ın ayetlerinden saptırmasınlar. Rabbine çağır, ortak koşanlardan olma. Gördüğünüz gibi peygamberin çağırdığı ve yegane şey Allah'ın vahyiydi. Dolayısıyla arkadaşlar, Ehl-i Sünnet'in iddia ettiği gibi ne Haşr suresi 7. ayet peygamberin verdiği şey hadis olarak anlaşılabilir, ne de buradaki Necim 3 ve 4. ayetler böyle anlaşılabilir. Peygamberler dahil olmak üzere tüm inananlar insanları sadece ve sadece Allah'ın vahyine ve Allah'ın hükümlerine çağırırlar. Allah'ın hükümlerine çıkartmazlar. Dolayısıyla hadislerde iddia edilen o ekstra, Kur'an'a ekstra edilen hükümlerin hepsi Allah'ın hükmüne o hadisleri uyduran kişilere ortak koşmaktır. Allah'ın hükmü değildir. Allah'ın hükmünün tamamı Kur'an'ın içindedir ve sadece Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Selam ve saygılar.